Ece'ya karma alanı sunar. Gayet başarılı işler yapmış bir teknik adam. Ve çok başarılı bir takımla oynayacağımızı dün söylemiştim. Saygı duyduğum bir teknik adam ve bir takım Marsilya. Ve 25 maçtır 4 gol yediğini de hatırlamıyorum. İstatistik öyle diyor. Ve dün taraftarımızın etkisini de söylemiştim. Özellikle oyunda oyuncularımızla beraber olduğu zaman Ali Sami'ye yenemeyeceğimiz kimse yok demiştim. Bugün bu oldu. Bugünkü futbolumuzun güzelliğinde hakemlerin de katkısı olduğunu düşünüyorum. Az düdük çalan, iletişimi muhteşem hakemlerle oynadık. Oyun içerisinde belki zaman zaman top onlarda daha fazla gözüktüyse de oyunun hep genel hakimiyeti bizdeydi. Bu sevindiriciydi. Yüksek tempolu bir maç oldu açıkçası. Zaman zaman pres yaptık ve çok da başarılı yaptık presi. Topu kaybettiğimiz anda ki zaten özelliğimiz olan topu geri kazanmada bugün çok başarılıydık. Zaten bugünkü mottomuz acelemiz yok idi. Çünkü beraberlik de bize yarıyordu biliyorsunuz ama hiç öyle bir oynamadık. Ayrıca da bugün herhalde son ayların, son yılın en iyi geçiş oyununu oynadık. Çabuk hücumlarla da bayağı gol pozisyonu yakaladık. Dinamik bir takım görüntüsü verdik. Hakikaten Marsilya'yla oynamak kolay değil arkadaşlar. Çok kaliteli bir kadrosu var. Topsuz oyunda özellikle Alex ve Berkan bugün Taylan'ın girmesiyle ortayı üçledik. Daha bir güçlü olduğumuz göründü orada. Berkan ve Alex Cagney'in sağına ve soluna topsuz defans arkasına çok iyi koşular yaptılar. Merkezimiz mükemmel oynadı. İki bekimiz de bugün onlara uydu. Yani takım savunmasını da 11 kişiyle yaparken orada da başarılıydık. Dolayısıyla bugün evlatlarımın neler yapabileceğini söylemiştim ben size. Bunu göremediğimde de üzüldüğümü ve kızdığımı da söylemiştim. Bugün çok mutluyum gördüğüm için giren çıkan oyuncularımız övgüyü hak ediyorlar. Onun için bütün oyuncularımı yürekten kutluyorum. Taraftarımıza budur diyorum. Demek istediğim. Onlara da teşekkür ediyorum. Güzel bir gece oldu. Garantiledik. Na mağlubuz ve lideriz. Baştan beri. Dolayısıyla pardon demin 25 maç değil 25 ay sonra 4 gol yiyen Marsilya. 25 ay sonra özür dilerim. 2010'da 2019'da PSG'den yemiş Paris Saint Germain'den. Önemli bir takım, önemli bir kadro, önemli bir hoca ve sonuç tarihi bir galibiyet bence. Bir kimse yok dediniz. We can send you the translation later maybe. Yoktu demin o. Var mı? Varmış. On a pensé qu'il n'y avait pas de journaliste en français, c'est pour cela on a continué en turc. J'ai pas compris. Yok. Donc Şimdi yapılır tamam mı? Demin yoktu çünkü. On a pensé ya neyse bir kişiye bakacak halimiz yok başka ne. Moi, je vais répéter ce que Monsieur Terim a dit. Kutlu Akpınar.
Kutlu Akpınar, Bein Sports. Hocam tebrikler. Hocam ikinci eviniz olan İtalya'ya grup lideri, ikinci eviniz olan İtalya'ya grup evet. lideri olarak gidiyorsunuz. Sizin için de zannediyorum ki daha özel bir karşılaşma olacak. Nasıl hissediyorsunuz? Bunu sormak istiyorum. Bu grubun Şampiyonlar Ligi grubu olduğunu, aşağı yukarı o ayarda takımların olduğunu baştan söylemiştim. Herhalde hak vermişsinizdir. Lazio ve Marsilya da bu grubun en iyi takımları demiştim ilk baştan. Lazio bize yetişti. Avantajı var. Saha. Bizim puan avantajımız var. Güzel bir maç olacak. Evet. İtalya'yı da özledik. Roma'da da güzel bir maç olur. Ama mesele bizim garantilememiz. Şubat veya Mart oradayız ve ne mağlup lideriz. Hep lider başladık, lider devam ediyoruz. Bu çok önemli bir şey. Aşağı yukarı 10 pozisyon ki son günlerde bu 10-15 pozisyonlu maçları çok oynuyoruz. Bazen kaybediyoruz, bazen berabere kalıyoruz. Berabere kaldığımızda Lokomotiv Moskov. O maçta kalemizde pozisyon görmeden 1-1 oldu. Sonra neredeyse 2-1 yenilecek bir pozisyon da buldular ama 10 tane net pozisyon atamadık. Buraya da kalmazdı. 14 puanla giderdik Roma'ya. Hatta 1-2 günde önce giderdik. Taraftarlarımız eşleriyle beraber biraz da alışveriş yapılırdı orada ama şimdi maalesef çok ciddi bir kıran kırana bir maça gidiyoruz. Çok iyi bir takıma gidiyoruz. Müthiş bir hoca olan Sarri'ye ve Lazio'ya gideceğiz. Güzel bir maç olacak inşallah. Her yerde herkesle oynayabiliriz. Kazanırız, kaybederiz ama anlayışımızı, oyun tarzımızı her geçen gün biraz daha ilerletiyoruz. Bu kadar namalup bir şekilde lidersiniz ve son maça çıkacaksınız. Şunu sormak istiyorum. Türkiye Ligi'ne baktığımızda pek hakemlerin sizin hakemlerle pek yıldızınız barışmıyor gibi duruyor ama bugün yanlış gözlemlemediysem hakem gelip yanınıza teşekkür etti size bir pozisyondan sonra. Genel olarak Türkiye Ligi ile Avrupa sahnesini karşılaştırdığımızda hakem diyalogları, hakemlerle olan sağ içindeki durum daha mı farklı acaba? Evet. Seyircilerimizin olayından sonra ki çok teşekkür etti. Hem dördüncü hakem hem de orta hakem. Sonra ilk yarı özellikle benim kapımın orada. Yani koridorda, aynı koridorda olduğumuz için orta hakem tekrar gelip teşekkür etti. UEFA yetkilisi de teşekkür etti. Ben de seyirciye teşekkür ederim bizi dinlediği için. Hiç gerek yoktu. Hem 2-0 tamam bir oyuncuya tepki göstermiş olabilirler ama sahaya bir şey atmak bize bir şey kazandırmaz. Onun için taraftarlarımız bizi dinledikleri için de onlara da teşekkür ederim. Ama evet hakemler teşekkür etti. Mükemmel iletişimi olan bir hakemle maç oynadık. Vallahi o konuya pek girmek istemiyorum. Çünkü bugünün keyfini sürmek istiyorum. Cezalarımız da bir açıklansın. Ondan sonra zaten bu konuya gerekli şekilde cevap vereceğiz. Vermeyenlerden değiliz biz. Gerekli şekilde kulübümüzde bizde hepsini neyin nasıl olduğunu anlatacağız. Ama şu an için müsaade ederseniz maçın hakemine tabii ki harika bir maç yönetti. İlk defa bizim maçımızı yönetiyor. Geldi sonradan çok küçük bir offside olduğunu, ondan saymadığını. Bir pozisyonda ikinci sarı kart istemiştik biz. Ona neden vermediğini izah etti. Biz de kendisine teşekkür ettik. Maç içinde. O da bize. Benim Avrupa'da kulüp bazında atılmışlığım yok. Bir tane atılmışlığım var İtalya'da. Onu da Türk hakem attı yine beni. Bunu da hatırlatırım size. Alors, vous avez eu des frictions avec des arbitres turcs, mais aujourd'hui, avec l'arbitre, vous avez une très bonne relation et il vous a
Il est venu vous remercier pour l'attitude que vous avez eue avec les supporters parce que vous avez demandé de ne pas jeter des objets au stade et pour plusieurs choses. Oui, c'était un arbitre qui était très strict et qui travaillait très bien. J'ai de très bonnes relations avec les arbitres, seulement que je ne vais pas entrer dans cette... dans cet argument-là maintenant, je vais goûter mon succès aujourd'hui et je vais penser sur cela et je vais donner des explications plus tard. Hocam, tebrikler. Erman Gönülşen, TRT Spor. Şunu sormak istiyorum. İlk soruda aslında taktik olarak fotoğrafı biraz çektiniz ama bugün takımınızı sahada yönetirken, maçı izlerken oyunun hangi pasajından daha çok keyif aldınız? Önde Marsilyalı oyuncuları sürekli hataya zorlayan baskı mı, dengeli savunma mı yoksa hücuma çıktığında hücumu bitiren ya da bitirmeye çok yaklaşan bir Galatasaray'dan mı? Tabii bunu bir bütün olarak düşünecek olursak dinamik ve yakın döndürmeyen ciddi bir savunma, yani takım savunması hücumdan başlayan ve bu savunma çok sert, topa sert tabii. Ve döndürmeyen belirli yere kabul edip ondan sonra yani zon defansın sonucunu adam adama birebir temaslı oyuna döndürerek bir defa pek alan bırakmadık. Kaleye yakın yerde, diğer yerde müsaade ettik ama zaman zaman da ileride kaleciyle olan başlama isteklerini çok akılcı bir şekilde presle rahatsız ederek hataya zorladık ki bunun da çoğunda işte taca attılar veya biz kazandık veya pozisyona çevirdik. Bu önemliydi. Bir diğeri galeden çıkışlarımızda hiçbir sıkıntı olmadı. Ta biz isteyinceye kadar. Yani kendi oyunumuzda galeden başlayan bir oyun kurulumunu çok net yapabildik. Bugün bir değişik yaptığımız işte rakip arkasına uzun zamandır görmediğiniz uzun topları atıp birleştirme gerek yan beklerimizde gerek Kerem, Soso hatta zaman zaman Cagney ile ve bugün yine en önemli şeylerden bir tanesi 8 ve 10 numaramızın özellikle rakip defans arkasına topsuz koşularını yani Alex ile Berkan'ın zaten öndeki üçlünün vardı ama gördük. Yani özellikle Alex'in üçüncü bölge koşusu bizim için çok önemliydi. Başarılı geçişleri de bugün gördük açıkçası. Baktığınız zaman size olarak yüksek de bir takım. Ama buna rağmen çoğu kafayı da biz vurduk. Yani açıkçası genç kadromuz bence büyüyerek devam ediyor. Dün de evlatlarımızın neden kızdığımı, neden üzüldüğümü de anlatmıştım. Bugün tebrik ederim onları. Topa yakın, rakibe yakın, arkadaşına yakın formülünü çok iyi becerdik takım halinde. Yani enine de boyuna da. De quel moment du football vous avez aimé beaucoup, vous avez aimé aujourd'hui, quel moment du match? C'est difficile à dire, mais on a appliqué des tactiques qui étaient très importantes pour nous. Et même si les autres étaient plus haut de taille que nous, et c'était nous qui avons donné des coups avec la tête au ballon. Et on a fait un très bon jeu. Je suis très contente, même si nos joueurs sont très jeunes. Et on a joué très bien. Gürkan Ak. NTV Gürkan Ak. Hocam öncelikle tebrik ediyorum. Bugüne kadar kariyerinize baktığımızda taktiksel yönün dışında adam kazanma, oyuncu kazanma ve adam yönetimi özelliklerinizle de çok ön plana çıktınız. Geldiğimiz noktada Sofyan Feghouli'ye bağlayacağım. Sezon başına baktığımızda gidecek mi, kalacak mı, gitti mi, gidiyor derken bugün hem
asist hem gol katkısı sağlayan, son maçlarda da çok iyi performans gösteren bir oyuncu vardı. Sözleşmesi de yakın bir zamanda sona erecek. Tasarrufunuz nedir? Teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Sofyan bir defa iyi bir profesyonel. Ailesiyle, karakteriyle. Şimdi Sofyan Feguli olacaksınız. Hocanız sizi oynatmayacak. Hatta bazen hiç kenarda hazırlanmak için ısıtmayacak bile. Ve siz hiçbir şey olmamış gibi profesyonelce ne suratınızı asacaksınız, ne üzüldüğünüzü belli edeceksiniz ama müthiş şekilde çalışacaksınız. Şimdi saygı bekleyen insanların önce kendinin saygılı olması lazım. Ben Feguli ve o tip oyunculara saygı duyuyorum. Ömrüm boyunca da saygı duydum. Belki düdük bende, karar da benim ama burada bir özellikle mental tarafı çok güçlü olması gereken bir spor yapıyoruz. Cezayir milli takımının kaptanlığına gelmiş, Afrika şampiyonu olmuş, birçok ülkede oynamış Feguli'nin bu olgunluğu, bu profesyonelliği açıkçası beni çok etkiliyor. Samimi sevgi var aramızda, saygı var. Muhakkak hocanın bir bildiği var diyen bir profesyonel. Biz müddet önce bir 5 dakika bir konuşma ihtiyacı hissettim. O günden beri de zaten yavaş yavaş oynamaya başladı. Hafif sakatlığı vardı. Onu da atlattı. Her geçen gün daha iyi de olacak. Sahanın içerisinde bu tip profesyonellere ihtiyacımız var bu kadar genç takımda. Arkadaşlarına örnek olan soyunma odasında ona da sahip çıkmaya başladı şimdi. Onun için Feguli'ye teşekkür ederim. Hem profesyonelliği hem karakteri hem de oynadığı futbol için. Ama futbolu nasıl oynarsa oynasın kalbini ve iyi niyetini bildiğim için dediğim gibi ben de ona saygı duyuyorum. O yüzden de oyuncuları kazanıyoruz tabii ki. O da biliyor ki biz ne düşünüyoruz, niye oynatıyoruz, niye oynatmıyoruz. Çünkü hatırlarsanız çok kötü zamanlarında da ben oynattım onu. Sadece iyi zamanında değil. Kötü zamanda biz varız zaten. Galatasaray'da mesela hiç iyiyken bizi çağırdı mı? İhtiyaç varken geldik biz. Onun için onların kötü zamanında ben yanlarındayım. İnsanı yönetmek önemli, çok kolay bir şey değil. Hele hele egoları yüksek, değil mi? Oyuncuları yönetmek hiç kolay değil. Qu'est-ce que vous pensez de Feguli? Est-ce que il va continuer avec son contrat? Feguli, c'est un joueur que j'estime beaucoup. Je respecte beaucoup parce que il est un professionnel. Même si je lui dis de ne pas jouer, il me demande jamais. Pourquoi je n'ai pas joué? Il est toujours respectueux. Il est un très bon exemple pour ses amis. Et c'est pour cela que je veux qu'il reste. Je vais continuer avec lui, même s'il a joué mal quelques fois. Je l'ai fait jouer parce qu'à Galatasaray, c'est comme ça. Metin Pekven, TV Spor. Hocam, öncelikle tebrik ediyoruz. Derbinin çok zorlu geçen bir derbi sonrasında muhteşem bir oyun sergileyerek çok güzel bir galibiyet elde ettiniz. Bu galibiyet, bu oyunla beraber yakaladığınız ivme sizi hem Avrupa'da hem de ligin geri kalan bölümünde nereye kadar taşır hocam? Güzel bir soru. Şöyle bir cevap vereyim. Bugünkü maç, bugünkü oyun, oynadığımız futbol bu sezonki oynadığımız birçok iyi maça oranla en iyisi bu. Yani oynama düşüncemize en yakın futbol oynadık diyebilirim. Bugünkü tarif olarak. Bu daha doğru bir deyim olur, daha doğru bir tarif olur. Ama bu oyuna katacağımız çok şey olacak. Bir defa güzel goller de yemedik. Mesela daha önce direkten dönen güzel bir gol yiyebilirdik. İki gol de güzel değil.
Ben onlara çirkin gol diyorum. Yani çok güzel gol değil. Sevindirici olan çok pozisyona girmemiz. Yani son haftaları şöyle bakacak olursak ve enteresan bir istatistik var biliyorsunuz. Türkiye Ligi'nde de. En fazla pozisyona giren takım biziz. En az pozisyon veren takım biziz ama en az pozisyon verene vermemize rağmen fazla gol yiyoruz. Çok pozisyon girmemize rağmen az gol atıyoruz. İstatistikte öndeyiz halbuki. Bugün onu kırdığımız için mutluyum. Devreye 2-0 girdiğimiz için mutluyum. Giremediğimiz çok maç oldu. Bu oyunu tabii ki geliştireceğiz. Ama bunu oynamak önemli bir şey. Marsilya takımı bugün Avrupa'nın en iyi takımlarından biri, en iyi kadrosu, en iyi hocalarından birine sahip. Kolay bir takım değil. Göreceğiz zaman içerisinde Fransa Ligi'nde de. Bunun üstüne koyarak gitmemiz lazım. Ama kafamızda, kafamdaki oyun anlayışının en yakın oynadığımız maç bu. Vous avez perdu un derby dernièrement. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous allez arriver à la coupe après ce match que vous avez gagné? Et je suis très content d'avoir gagné ce match. On est rapproché de plus en plus au jeu qu'on voulait jouer jusqu'à présent. Et on a eu des positions et on a profité de ces positions. Je suis très content pour cela. Salim Manav. Salim Manav Ajan Spor Radyo Spor. Hocam tebrik ederim. Bugün Çikelda'yı daha önde kullandınız ve iyi bir performans sergiledi. Böyle kullanmaya devam edecek misiniz hocam? Esasında öyle kullanıyorum ama 6 numarasız yani Taylansız oynadığımız zaman 6 numarada Berkan oynadığı zaman biraz daha yardıma geldiği için o tarafa biraz daha az gidebiliyor 3. bölgeye ama bugün Taylan onları daha rahatlattığı için ki bizim ideal üçlümüz oydu ama bazen formasyonda değişiklikler yapıyoruz. Taylan'ın da sakatlığı veya bir fazla forvet oynatma isteğimiz zaman zaman Alex'i biraz daha orta saha gibi kullanma mecburiyeti ama orada özellikle 3. bölge koşularında çok başarılı olduğu bir gerçek. Oraya yakın daha devam edecek haklısınız. Doğru yerde orası. Başka? Son bir soru. Son sorumuzu rica edelim. İsim ve kuruluş lütfen. Mustafa Göksel Yeni Şafak Spor. Hocam kutluyoruz sizi ve staff'ı. Maç önü basın toplantısında şampiyonluktan daha önemli işlerim var ifadesini kullanmıştınız. Hı hı. O işlerden bir tanesi galiba bugünkü karşılaşmaydı. Hı. Fatih Terim kısa vadede ve uzun vadede neyi hedefliyor bu sezon? Nasıl anlatırsınız? Planımızı, projemizi ve bu projenin sonundaki misyonumu anlatmak istedim. Bazen de hatırlatmak gerekiyor bazılarına herhalde. Hafızamız bazen yanıltıyor herhalde. Çok galibiyetler gördüm, çok şampiyonluklar gördüm dedim. Zaman zaman hatırlatmakta yarar var. Artı Avrupa maçlarının önemini ifade ettim. Ki ne kadar önemli olduğunu da bugün gördük. Ben bir şampiyon olmamakla alakalı söylediğim şey şampiyonluğu bırakacağım veya kovalamayacağım manasına gelmez. Devam edecek ama ondan daha önemli olan bizim projemizin yani bu gençlerimizin beraber oynadığı tecrübeli arkadaşlarımızı daha geliştirerek çok daha iyi futbol oynayan ve net olarak ekonomik olarak sıkıntıda olan kulübümüzün en büyük silahının bu genç grubun geliştirilerek kulübümüze katkı sağlaması olduğunu da iddia ediyorum. Ve de kazanmak, kazanırken iyi futbol oynamak, şampiyon olmak, kupalar almak en büyük idealimiz. Ama Galatasaray'ın herhalde ki
söylememe gerek yok ama kendi mottosu zaten Avrupalı'la oynamak, Avrupa'da başarılı olmak. Daha ziyade oradaki verdiğim mesaj, Avrupa'da oynayacağımız maçın Türkiye Ligi'ndeki herhangi bir maçtan çok daha önemli olduğu ve de gençlerimizin her geçen gün büyüyerek daha da gelişmini sağlamak gibi bir şeydi. Onu demek istedim ama hiçbir şeyden ne vazgeçerim, kaybedersem de tebrik ederim ama hiçbir şeyden de vazgeçmem. Vazgeçtiğim zaman yenileceğimi bilirim. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi geceler. Monsieur'un bir sorusu var mı? Monsieur, vous avez une question? Non. Merci. Teşekkür ederim. İyi geceler arkadaşlar. ECA Karma Alanı sundu.